Merhaba, üniversite sınavına girecek aday öğrencilerimiz. Biz Haliç Üniversitesi mezunları olarak kariyerimizin mezuniyet sonrası nasıl şekillendiği ile ilgili sizlerle küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sorularımızı öğrencilerimizden derledik. Onlardan bizimle ilgili merak ettikleri soruları sormalarını istedik. Ve şimdi bu sorulara cevap vereceğiz. Ben Fatma Şule Tanrıverdi, 2014 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunuyum. Arkadaşım kendini tanıtsın. Evet, ben de Aysu Yavuz Karahmet. Ben de Şule Hocam gibi 2012 mezunuyum. Yine Ebelik Bölümünden mezun olduk. Aynı yıl 2014 yılında da Haliç Üniversitesi Ebelik Bölümünde çalışmaya başladık. Aslında kariyerimizin nasıl şekillendiği ile ilgili, meslek hayatımızın nasıl geliştiği ile ilgili kendimizi tanıtalım isterseniz. Önce isterseniz Aysu Hocam siz başlayın. Nasıl şekillendi? Mesleğe ilk nasıl başladınız? Ben Haliç Ebelik'te daha çalışırken aslında alanda çalışmaya başladım. Çünkü öyle imkanlarımız vardı. Son özellikle 4. sınıfta okuyan öğrenciler için kendi çalışma yerlerini ayarlayabilme ve oralarda stajlarını yürütebilme imkanımız vardı. O yüzden ben hatta ondan biraz daha önce, bir yıl kadar önce böyle kendimi alana biraz daha hakim hissetmek, alanı öğrenmek için part-time olarak çalışmaya başlamıştım. Stajyer öğrenci olarak. Daha sonra son senede yine stajyer öğrenciliğim devam etti. Ama biraz daha tam zamanlı bir çalışmaydı. Ondan sonra da zaten aynı yerde çalışmaya devam ettim. Hatta daha öncesinde bir yıl kadar bir başka hastanede çalıştım. Ama son senede tamamen doğum ağırlıklı olan bir bölümde, yani tamamen ebeliğimi yaptığım bir alanda hiçbir şekilde hastanede çalışabilme ya da iş kaygısı olmadan direkt olarak başladım. Zaten bizim okulda son senelerde genel olarak mesleki, yani kariyer günleri yapılıp bazı hastanelerden, özellikle köklü hastanelerden birileri gelip bize şeyleri soruyorlardı. Hani çalışır mısınız ya da hastanelerini tanıyorlardı. Bu şekilde kendi mezun olduğum arkadaşlarımla da hiçbir şekilde iş imkanında zorlananlar ya da iş bulamayan arkadaşlarım olmadı. Bu şekilde daha sonra yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisansıma başladıktan sonra da akademik alana ilgi duyduğum için ve yani hocalarımla bir şekilde burada çalışma imkanı sundular bana. 2014 yılında tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Hala Haliç Üniversitesi'nde ebelik bölümünde önce araştırma görevlisi, daha sonra da öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Ben bahsedeyim mezuniyet sonrası. Aslında ben Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. 2005-2006 yılında özel bir hastanede hemşire olarak çalışmaya başladım ama çalıştığım klinik ebelik ağırlıklıydı. Ve o zaman ebelik lisansımı ebelikle devam ettirmeye karar vermiştim. Kadın doğum kliniği beni oldukça fazla etkilemişti. Daha sonrasında 3 yıl kadar bu özel hastanede çalıştıktan sonra diyaliz sertifikası ve diyaliz eğitimi, diyaliz kliniğinde çalışma, akabinde devlet memuriyeti, kamu hastanesi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanesi'nde yaklaşık 5 yıl yeni doğan yoğun bakım, bebek odası ve akabinde doğumhanede çalışma şeklinde geçen bir klinik tecrübem var. 2014 yılına kadar Haliç Üniversitesi'nde hocalarımızın bizi akademik anlamda ilgi duyanlara özellikle teşviği vardı. Aysu Hocam da aynı süreçlerden geçti. Hocalarımız eğer biz buna ilgi duyuyorsak bizi destekliyorlardı ve benim de ilgim vardı zaten. Mezuniyetimiz sonrası Aysu Hocam'la birlikte başladık burada çalışmaya. İkimizin de hem akademiye ilgisi vardı, hem derslerimiz iyiydi, hem de uyumlu bir şekilde çalışabileceğimizi düşünüyorlardı. Aynı zamanda Haliç Üniversitesi bize akademide bir iş fırsatı da sağladı ve bu konuda bence büyük bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum akademiye adım anlamında. Daha sonra da 2014 yılından beri burada çalışmaya devam ediyoruz. Ben araştırma görevlisiyim, öğretim görevlisi yükseltmem henüz yapılmak üzere. Onun dışında yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi lisans eğitim etsi ebelikte tamamladıktan sonra doktora eğitimime aynı üniversitede devam ediyorum. Ve kurumumuz bizim akademik ilerlememize oldukça fazla destek sağlıyor. Şimdi isterseniz öğrencilerimizden gelen sorularla devam edelim. Ne sormuş öğrencilerimiz? Öğrencilerimizden gelen sorulardan ilkini zaten biz kendimiz ifade açıkladık. Kendinizi tanıtabilir misiniz demişlerdi. İşinizde ve çalışma alanınızdan biraz bahseder misiniz diye diğer bir soruyu yöneltmişler. Burada biz zaten Şule hocamızın da dediği gibi aynı zamanda başladık ve diğer akademisyen arkadaşlarımız da bizim gibi yeni mezunlar ya da yeni mezunlar derken alan klinik tecrübesi olan ama genç akademisyen arkadaşlarımız. Onun dışında klinik tecrübesi donanımı olan hocalarımız da var ama birbirimize uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Birbirimizi aile olarak görüyoruz. Söylememiz gereken bir şey varsa önce olarak bunu söyleyebiliriz.
Onun dışında öğrencilerimizle aramızda iyi bir iletişimimiz var. Çünkü hem onların enerjisini anlayabiliyoruz, hem onları iyi yönlendirebiliyoruz. Onlarla evet belli bir çerçevedeki, yani saygı çerçevesi içerisinde her şeylerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden öğrencilerimizle de aramızda tuturduğumuz bir uyum var. Özellikle ben Haliç kurumların ruhu olduğunu düşünüyorum. Ve biz de Haliç'in ruhunu yaşamış, öğrenci olarak yaşamış iki birey, iki çalışan olarak, akademisyen olarak aslında aynı ruhu hem öğrenci hem akademisyen olarak yaşayabiliyoruz. Ve dolayısıyla öğrencilerimizle empatimiz çok daha ileri düzeyde oluyor. Yani biz birinci sınıfta ne yaşadıysak onlar da birde, dörtte ne yaşadıysak onlar da dörtte aynı ruhu yaşıyorlar. Dolayısıyla bizim çalışma ortamımız hem öğrenciyle hem akademik kadroyla gayet uyumlu oluyor diye düşünüyorum. Diğer bir sorumuz. İşinizi nasıl ve ne kadar sürede buldunuz? Bunu aslında söylemiştik. İş kaygısı yaşamadık. Evet. Direkt olarak başladık. Hatta Şule Hocam zaten hem lisede çalıştığından hem de okurken aynı zamanda işlerine devam ediyor. Bununla ilgili aslında şeyi söyleyebilirim ben. Yani biz liseyi hemşirelik ya da ebelik alanları, özellikle ebelik benim lisede 2005-2006 yılında tercih etmek istediğim ebelik mesleki yetkisine aşık olduğum bir meslekti. Ama o zamanki ebelik mesleği profili tabii ki şimdiki gibi değildi. Şu an bizim mesleğimiz oldukça güçlü, hatta ben marjinal buluyorum mesleğimizi. Çok ciddi emek harcanan bir meslek aslında. Dolayısıyla biz iş bulma konusunda ne 2005 yılında bir sıkıntı yaşadım, şöyle bir şey, Aysu Hocam da aynısını söyleyecektir. Biz bir gün bile işsiz kalmadık. Dolayısıyla iş konusunda yeni mezun gelecek arkadaşlarımıza da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki iş sıkıntısı yaşamayacaksınız, iş bulma sıkıntısı. Tabii ki çok özellikle, çok spesifik, aşırı uçta bir mesleki alan tercihiniz, yani ebelik mesleğiyle ilgili alan tercihiniz varsa evet bunun için belki ekstra efor sarf edebilirsiniz. Ama genel anlamda iş bulmakla ilgili kaygı yaşamalarına gerek yok diye düşünüyorum. Hatta şu anda 4. sınıf öğrencilerimizin birçoğuna referans oldum. Oldukça kurumsal hastanelerden iş teklifleri aldılar. Bizim referansımızla da işe başlamak üzereler, mezuniyetlerini bekliyorlar. Ben bunu şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şule Hocam bu alanı biliyordu ve bilerek geldi ebeliğe. Ben de hiç bilmeyen olarak geldim. Puanım yetti. Ya aslında ben sağlık alanı istiyordum ama ebelik benim çok 17. tercihimdi. Çok böyle bilerek geldiğim bir meslek değildi. Bu şekilde gelecek öğrencilerimiz de çok fazla olacaktır. Ben gerçekten okuduğum alanda hocalarımla bu mesleği tanıdım. Ya tabii ki ebeliği biliyorsunuz bir şekilde ama çok böyle sizin de bildiğiniz böyle uç noktalarda şeyleri biliyordum. Yani sadece işte doğum yaptırır belki de ya da sadece ufacık bir şeyler de olabilir. Ama okuduğum alanda aslında ne kadar büyük, ne kadar önemli bir çocuğun dünyaya gelmesindeki kişi olduğunu ve onun hayatını şekillendirebilecek bir kişi olduğunu, bunun dışında çok büyük bence bir ailenin, bir toplumun, bir ülkenin en önemli aslında ailesinden ama aynı zamanda işte saygı duyduğu bir meslek dalı olarak görüp sevdim. Ama tabii ki bir akademisyenlik her zaman düşüncemde vardı. Bu şekilde ilerlemek istedim ama alanı da kesinlikle o hani gebeyle olmak ya da o çocuklu bebekle olmak, o aileyle olmak için alanda da bir mesleki deneyimim olduktan sonra akademik alana başlamak istedim. O yüzden hiç bilmeyen arkadaşlar olursa yani gelip böyle tesadüfi bir şekilde puanı yeterek dediğimiz gibi gelen arkadaşlar olursa bunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında gerçekten gelen arkadaşların ebelik nedir ya da kazandığı mesleği iyice bir etraflıca araştırması istediğimiz. Bence bu kayıtta yol gösterecektir diye devam edebiliriz. Öğrencilerimizden gelen diğer bir soru da çalışmaya başladığınızda kendinizi meslekte ne kadar yetkin hissettiniz? Alana uyumunuz kolay oldu mu? Böyle bir soru yöneltmişler bize. Mesleğe başladığımızda kendimizi bu işin en bilen kişisi, değil mi Aysa Hocam? En bilen kişisi olarak zannediyorduk. Sonra baktık ki aslında bunu şimdiki öğrencilerimize de söylüyoruz ve kendinize birer motto edinmelisiniz bence. Mesleki mottolarınız olmalı. Bence biz bütün lisans eğitimleri için aynı şeyi söyleyebilirim. Biz size her şeyi öğretmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz.
Biz size bir vizyon kazandırırız. Biz size bir misyon edindiririz mesleğinizle ilgili. Ve siz bundan sonra alacağınız yola siz karar verirsiniz. Tabii ki mesleğin genel hatlarıyla öğretiriz ama özellikle sağlık sisteminde değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Sürekli her gün yeni bir yayın, yeni bir yaklaşım meydana gelir. Öğrenmenin hiç bitmediği bir meslektir bizim mesleğimiz. Dolayısıyla her şeyi bildiğimizi düşünerek gittiğimiz kliniklerde aslında bir şey bilmediğimizi, çok fazla bir şey bilmediğimizi ama çok iyi bir vizyon ve çok iyi bir misyon edindirdiğimizin farkına vardık. Evet, birinci misyonumuz şu, biz sürekli öğrenmeliyiz. Vizyonumuzda biz bu mesleği ne kadar ileri götürebiliriz? Daha ne yapabiliriz bu meslek için? Kendimizi, daha mesleğimizi daha iyi nasıl temsil edebiliriz? Bu vizyon ve misyonu biz size kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dolayısıyla kliniğe gittiğinizde de bunlara sahip olduğunuz için çok ciddi bir özgüveniniz ve öğrenme ihtiyacınız gelişecektir diye düşünüyorum. Evet. Ben de ne diyebilirim bu konuda? Şöyle hocamın dediği gibi gerçekten mezun olduktan sonra her şeyi biliyormuşsunuz gibi oluyor. Her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim. Ama bizim gibi olan sağlık yani sağlık alanındaki mesleklerde teorinin aslında ve teori çok çok önemli ve gerçekten öğrencilerin bu teori anlamında iyi bilgi kazanması gerekiyor ama pratik çok çok daha fazla. Yani kitaptan yazıldığı gibi pratik olmuyor. Gerçekten o hastaya, kadına, işte çocuğa vesaire ya da o alana girmek çok çok daha farklı. O yüzden öğrenciler için söyleyebileceğimiz bu pratikle teorik olayını birbirleriyle harmanlayarak yapmalı. Yani biz de evet teorik anlamda mükemmeldik. O yüzden kendimizi çok iyi biliyoruz diye gördük. Ama klinik alana girdiğimiz zaman çok 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 öyle yani birbirine uyuşmadığını gördük. Tabii ki bir şekilde idare ettik. Çünkü dediğimiz gibi Haliç bize iyi şeyler kazandırdı. Misyon, vizyon ya da hani kendimizi stres durumlarında nasıl yöneteceğiz? Bu gibi durumlar konusunda bize ön ayak olmuştu. O yüzden çok çok zorlanmadık ama çok farklı olduğunu anladık. Tabii, daha farklı. Başka bir soruyla devam edelim. Olduğunuz konumdan memnun musunuz? Gelecek için farklı planlarınız var mı diye bir soru yöneltmişler arkadaşlarımız. Benim cevap ben miyim? Evet, verebilirim. Bu olduğum yerden memnun olma durumu bence tüm gençlerin de aslında bilmesi gereken, yani edinmesi gereken bir durum. Olduğun yerden memnun olursan orada kalmak istersin. Ama olduğun yerde kalmak seni ileriye taşımaz. Dolayısıyla olduğun yerden hiçbir zaman memnun olma. Ben de şu an olduğum yerden memnun olmamak, mutsuz olmak anlamında olmasın. Memnun olmamak daha da yükseğe gidebilirim anlamında olsun. Dolayısıyla olduğunuz yeri sevin. Ama oraya ait, tamamen oraya ait olmayın. Hep daha yükseğe gitmeye çalışın. Ama kurum olarak soruyorsanız, biz Haliç Üniversitesi'nde yıllardır çalışıyoruz. Bir sürü zorluk yaşadık. İniş çıkışlarımız oldu ama kimse nasıl ki ailesini terk etmiyorsa biz de Haliç Üniversitesi'ni terk etmedik. Evet, yani Şule Hocam dediği gibi ben de yine katılıyorum. Burada evet mutluyuz çünkü 2014 yılından beri, hatta bence öğrenciliğimizden itibaren evet, buradayız. Bir şekilde buradan da kopamıyoruz. Gelecek bize ne gösterir hiçbir şekilde bir fikrimiz yok. Neler olur, neler biter. Dünya çünkü çok değişiyor gerçekten. Ama şu an mutluyuz ve gelecek için de bence kendimizi geliştirmek anlamında inanılmaz planlarımızda düşüncelerimiz var. Bu şekilde olmamız gerekiyor. Çünkü size ya da çevremize, ailemize, ikimizin de küçük bir çocuğu var, kızı var. Onlara bence karşı kendimizi geliştirmemiz ve gelecek planlarımızın güçlü olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu şekilde de planladığımızı düşünüyoruz. Gelecekte inşallah güzel günler getirir bize. Haliç ebelik size ne çağrıştırıyor diye güzel bir soru gelmiş öğrencilerimiz tarafından. Aile gibi yani. Evet, aile gibi. Aile gibi. Çünkü biz buraya başladığımızda 2008 galiba, senin benim de 2010. İnsan genelde sevdiği ya da yakın gördüğü ya da ailesinin üyelere küser ya da kızar. Galiba biz Haliç'i kişiselleştirdik. Hayatımızda birey gibi artık Haliç Üniversitesi. Dolayısıyla da ona öğrenciler de bazen küsüp kızdığında diyorum ki bizim özellikle de ebelik bölümü daha çekirdek bir aileyiz. Hatta yüksekokul olarak aileyiz. Şimdi onları da ötelemek olmaz. Evet. Yüksekokul olarak biz bir aileyiz ve arada küsüyoruz, kızıyoruz. Bu iş neden böyle oldu diyoruz. Öğrencilerimiz de kısık küsüyor. Ama ben onların da aslında aile gibi benimsediğini, bir birey gibi benimsediğini kurumu düşünüyorum. Bu şekilde tanımlarım evet, herhalde. Ya ben de yani şimdi sana
sürekli şu hocama katılıyordur. Çünkü gerçekten biz çok böyle, buradaki hocalarımız da yine aynı şekilde söylerler. Yani, evet, birbirimize yakınız aslında. Evet, birbirimize yani yakınız, fikirlerimiz yakın. Destekçiyiz daha evet. Çok. Çalışma ortamı, yani o bildiğimiz profesyonel çalışma ortamından çok biz daha aile gibi, çok yakın dostlar gibi birbirimize çelme takmadan, birbirimizi destekleyerek sanırım bu enerji de öğrencilere yansıyor. Evet. Ve genel olarak biz mutluyuz yani. Evet. Tabii ki %100 mutluluk gibi bir şey aslında bir riyakarlık olur. İniş çıkışlarımız dediğim gibi oluyor ama genel olarak mutluyuz. Mutluyuz. O yüzden de hani her söylediği söze katılıyorum Şulamış. Çünkü fikirlerimiz genel olarak aynı, düşüncelerimiz aynı. Gerçekten Haliç'i bir aile olarak görüyoruz. Her şeyiyle, buradaki çalışanlarıyla, kendi çalışma ortamımızla, hocalarımızla, gelenlerle, gidenlerle, hatta Şule Hocam da dediği gibi ben de İstanbul Üniversitesi doktora yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Oradaki hocalarımızı bile bence Halice adapte ettik gibi. Evet, tanıyorlar onları. Biz evet, biz bir şey söylemeden onlar bize bu okulla ilgili ya da hocalarımızla, öğrencilerimizle ilgili bize bir şeyler sorarak bizim genel durumumuzu öğrenmek istiyorlar. Hani nasılsınız, iyi misiniz, işte siz öğrencilerimizle böylesiniz, şöylesiniz hani gibi. O yüzden bence bunu yani ailemizin, çünkü hani çocuğumuzu nasıl soruyorlarsa çalıştığımız Haliç Üniversitesi'nde bu şekilde soruyorlar. O yüzden Haliç Üniversitesi Şule Hocam dediği gibi benim için de bir aile. Arkadaşlarımızdan gelen sorulardan bir tanesi, iş yaşamında sizi sağladığı avantajlar nelerdi? Zaten bununla ilgili bir cümle söyleyebilirim. Bizim mesleğimiz birçok sağlık mesleğine göre biliyoruz yani çok çok tercih edilen bölüm, ismi vermek doğru olmayabilir belki şimdi ama çok tercih edilen bölümler asgari ücretle çalışırken bizim bölümlerimizden mezun olan öğrenciler asgari ücreti neredeyse iki katına, bazı yerlerde üç katına, yani hani onun ucu yok ama kesinlikle taban fiyatımız genelde asgari ücretin iki katı gibi bir fiyattır. Bunu maddi ve manevi olarak düşünebiliriz. Evet, maddi olarak bence bu bile bizim ihtiyacımızı ve emeğimizi karşılamaz ama manevi olarak bence bizim mesleğimiz hiçbir nicel veriyle karşılaştırılamayacak kadar bir tatmin doyum sağlayacaktır. Yani bunu kliniğe girmeden anlayamayız sanıyorum. Kliniğe girdiğinizde bu bölümü tercih edip ilk klinikle karşılaştığınızda bunu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi şöyle, ebelik için aslında biz tanımını yapmamız gerekiyor muydu ya da bir şeyler söylememiz gerekiyor muydu bilmiyorum ama ebelik insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi. Yani ve dünya döndükçe aslında, kadın var oldukça ya da doğum olayı süre geldikçe var olabilecek bir meslek. Çünkü her zaman evet, doğumla sadece ilişkilendirmek çok kısır kalıyor ebeliğin yanında. Aslında şöyle diyelim, kadın cinsi neslini sürdürdüğü sürece kesinlikle kadının olduğu her yerde ebelik mesleğinden bahsedebiliriz. Evet. Bütün otoriteler şiddetten işte menopoza kadar, hatta ölüme, yasa kadar tüm süreçlerde ebenin kadının evet yanında ve destekçisi olacağını söylüyor. Kesinlikle. Zaten. Yani sadece doğumla tabii ki ilişkilendirmememiz gerekiyor. Yani çok fazla iş imkanı olan bir meslek. Böyle o yüzden de vardı sanki. Bir bakalım iş imkanları gibi. İş imkanları. İş bulma kaygısı yaşadınız mı diye vardı. Onu cevapladık zaten. Diğer gelen sorulardan bir tanesi, Haliç Üniversitesi ebelik bölümü mezunu olmak klinikte bir tanınırlık sağladı mı? Sen cevap ver, sen söyle. Şimdi benim mezun olduğum zamanlarda gerçekten çıktığımız alanda Haliç Üniversitesi denildiği zaman kabul edilen bir bölümdük. Şu an hani edilmiyor demiyorum. Ben kendimle zamanımla kıyasladığımda. Ve geldiğimiz zaman bizi gerçekten tanıyorlardı. Haliç Üniversitesi mezunları çok iyi, hem teorik hem pratik olarak iyi kazanmışlar, bilgi kazanmışlar. Çalıştığımız yerlerde bile çok ufak böyle gündüz vardiyalarına adaptasyondan sonra hemen gece vardiyalarına alınırdık. O yüzden kendi arkadaşlarımız anlamında da, yani mezun olan arkadaşlarımızla da kendim içinde söyleyebilirim. Haliç Üniversitesi gerçekten bir tanınırlık kazandırmıştı bize. Özellikle İstanbul Üniversitesi'ndeki vakıf üniversiteleri ya da hatta devlet üniversiteleri ölçütünde daha fazla tanınıyorduk ve daha çok tercih ediliyorduk. Onda şeyin etkisi var sanıyorum. Haliç Üniversitesi ilk vakıf üniversitelerinden biri ve sağlık bilimlerinde, yani ben hiç vakıf üniversitesi tanımayan biri olarak Haliç Üniversitesi'ne mezun, benim hele girdiğim yıllarda daha yeni yeni vakıf üniversiteleri açılıyordu. Ve ilk vakıf üniversitesi, benim tek adını bildiğim üniversite Haliç Üniversitesi. Bence bunun da sonrasında verilen eğitimin de etkisiyle Haliç Üniversitesi oldukça markalaşmış bir kurum bence. Bir diğer soru da, Haliç ebelik mezunu olmak, sizce mezun bir ebenin kariyer seçenekleri neler olmalı? Haliç Üniversitesi'nden mezun bir ebenin. Mezun olduktan sonra, yani ebelik mesleğini tercih ettik.
genelde biz Haliç Üniversitesi'nde eğitim içerisinde aslında bizim branşlarımız var ve aslında yelpazemiz de olabildiğince geniş. Dolayısıyla biz eğitim öğretim dönemleri içinde klinik uygulamalarda da çeşitlilik sağlıyoruz. Çünkü bu öğrenci neyi seveceğini ve nerede ilerleyebileceğini onu deneyimleyemeden bilemez. Dolayısıyla bizim klinik uygulama çerçevemiz oldukça geniş. Dolayısıyla bu öğrenci orada çalışarak evet ben bu alana yönelmek istiyorum der. Daha sonrasında kariyer planlamalarımız oluyor. Mezuniyete yakın dönemde. Nerelerde çalışılabilirle ilgili panellerimiz, etkinliklerimiz oluyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Serbest ebelikten değil mi Aziz Hocam? Evet. Serbest ebelikten başlayan danışmanlık hizmetleriyle böyle bir kurum açan öğrencilerimiz var. Adli ebelik bir hukuk departmanında bilirkişi olarak, tabii bunun için öncelikli bir eğitim gerekiyor. Buna kadar sonra doğumhanelerde tabii ki çalışılabilir. Doğumhaneler, birinci basamak sağlık ocakları artık aile sağlığı merkezlerine kadar oldukça geniş. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, muayenehaneler. Oldukça geniş bir yelpazesi var kesinlikle. Yani. Bir de akademide. Akademide. Kendi yaptığımız işi unutmayalım. Evet, zaten öğrencilerimize bence büyük bir rol model olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şu an daha mezun olmadan, hatta bence girdiği anda, birinci yılda hocam ne yapabilirim? Akademisyen olarak devam edebilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor, neler yapmam gerekiyor diye birçok öğrenci bizden fikir almak için, danışmanlık almak için başvuruda bulunuyorlar. Bunun dışında öğrencilerimize biz şunu söylüyoruz. Evet, çok ebe olacak ve kadınlar da çok fazla. Hiçbir şekilde iş imkanı sorunu yaşamayacaksınız. Ama bence nitelikli ebe olmayı. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Evet, teorik olarak aynı oluyor. Müfredatlar, ders, üniversitelerin müfredatları aynı oluyor. Ama siz olabildiğince kendinizi güçlendirin diyoruz. Ne diyoruz mesela? Bir doğumhanede çalışacaksınız. O doğumhanedeki gebelerin sizden isteyebileceği her şeyi mesela sertifikalandırın ya da işte eğitimlerini alın. Mesela işte yogadan bahsediyoruz. Pilates'ten bahsediyoruz. Onun dışında farklı modelleri öğrenin diyoruz. Birçok çünkü ebelikte uygulanan felsefeler ve modeller var. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışın ya da kendinizi güçlendirin diyoruz. Ki o zaman zaten gerçekten Haliç Üniversitesi olarak bence fark buradan da çıkmaya başlıyor. Biz de bunların imkanlarını, duyurularını, olabildiğince bu eğitimleri kurumumuzda sağlamaya çalışıyoruz. Ders müfredatına entegre etmeye çalışıyoruz. Yani sizin niteliğinizi arttırabilmek için aslında. Bizim elimizden gelen de sanırım bu. Evet. Öğrencilik yıllarında hazırladığınız çalışmalar, proje ve etkinliklerin şu anki çalışma hayatınız ya da kariyeriniz için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz demişler öğrencilerimiz. Her akademisyenlik için. Evet. Aslında her öğrenci birincisi bizim mesleğimizin ruhu olduğunu düşünüyorum. Ve tecrübe gerektirdiğini düşünüyorum. Akademide Aysu Hocam'ın da klinik tecrübesi var. Benim de keza klinik tecrübem var. Klinik tecrübe, yani o havayı solumadan bence akademisyen olmaz bizim meslek için. Bu belki çok katı bir tanım olabilir. Artık aranmıyor birçok kurumda böyle bir şart ama ben bireysel gelişimimi düşünüyorsam ben o havayı solumalı ve o ruhu taşımalıyım. O tecrübeyi edinmeliyim diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani benim ebe olarak da klinikte çalışmaya devam etsem, akademi de yapsam, öğrencilik zamanında yaptığım çalışmalar aslında benim için birer anı. Şuna sebep oluyor, o çalışmalar bana literatür taramayı öğretti değil mi? İlk literatür tarama deneyimi ve biz şu anda da bütün öğrencilerimize kapımız sonuna kadar açık. Hocam biz çalışma yapmak istiyoruz diyen bütün öğrencilerimize çalışma tasarlıyoruz ve onlarla bildiri olabilir, yayın olabilir, ne istiyorlarsa destekliyoruz. Ama hani bu bana şunu kattı diyebileceğim, literatür inceledim. Klinikte bunun güncel ya bir şey gördüm, mesela bir vaka gördüm klinikte. Literatür taramayı öğrenmiştim o çalışmayla. Hemen döndüm baktım bu hastalıkla ilgili ya da bu durumla ilgili güncel yaklaşımlar nelerdi öğrenebildim. Aslında bana mirası ilk literatür çalışmalarının öğrencilikteki bu. Öğrencileri de bu olur herhalde. Aslında ben şunu da düşünüyorum burada. Biz evet proje vesaire yapıyor mesela öğrencilerimiz. Bunun bana ne gibi katkısı olacak diye çok düşünüyorlar. Çünkü büyük bir kısmı tabii ki herkes akademisyenliği ya da düşünemez ve akademisyenliği projelerle ilişkilendiriyorlar. Hani ben akademisyen olsam vesaire olsam evet proje. Ama biz şunu söylüyoruz her zaman. Bizim klinikteki çalışan ebelerimizin
akademisyen olarak araştırma yapmalarını istiyoruz. Çünkü en iyi hastaları tanımlayabilecek kişiler onlar. Hasta demeyelim, biz daha çok sağlıklı bireylerle ilgileniyoruz, evet, ama ya da o sağlıklı kadınların, çocukların, ailenin ihtiyaçlarını görebilen, onlarla birebir muhatap olan kişiler yine alandaki ebeler oluyor. O yüzden alandaki ebelerin aslında güncel durum nedir? Bununla ilgili neler yapılmıştır? Evet, bu böyle var ama ben de böyle bir şey buldum. Çünkü biliyorsunuz ebelik aslında diyoruz ya, en eski mesleklerden bir tanesi. Bir de bu el vermeler, işte geleneksel uygulamaların da oldukça fazla olduğu zamanlardı. Ve o zamanki ebeler de yani deneme yanılma yöntemleriyle bir şey. Tabii ki şu an bunun olması mümkün değil. Ama bence bu ruhta da böyle bir şey de olabilir mi diye araştırma yapmaları gerekiyor. Bence bu projeler alana katkı sağlamasını da sağlayacak. Yani her öğrencimiz, her ebemiz akademisyen tabii ki olamaz. Ama alanla da entegre edebilir bu durumu. Diğer bir sorumuza geçelim. Eğitim sürecinde kurduğunuz arkadaşlıklarınız ve akademisyenle ilişkileriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Evet, aynen, gerçekten kurduğumuz arkadaşlıklar, aynı üniversiteden mezun olmamız ve akademisyendeki ilişkimiz gerçekten bir aile gibi. Şimdiki hoca öğrencilerimiz de öyle aslında, aynen. Yani hala görüşüyoruz hepsiyle neredeyse. Evet, bir şey oldukları zaman mesela sağ olsunlar, hatta geçen gün bir öğrencimiz aramış, şey, hocam bir doğum kursuna katılmak istiyorum, yoga vesaire gibi böyle doğum hazırlık, nereye katılayım, siz ne zaman vereceksiniz? Hani başlatın artık diye böyle sorular soruyorlar sürekli. Bizden sağ olsunlar gerçekten fikir almadan ya da önerdiğimizde. Bizim de telefonlarımız hep açık. Evet, bulunmadan başka bir şeylere bakmıyorlar. Teşekkür ederiz onlara da. Onun dışında sosyal kulüpler ve etkinlikler hakkında ne söyleyebilirsiniz demişler. Onu anlatabilirim ben. Paris Üniversitesi ebelik bölümünde okurken arkadaşlarla tiyatro kulübüne. Haliç Üniversitesi SKS'si bayağı iyi yani. O, bunu hani öğrenciliğimden dolayı söylüyorum. Bu da çalışan dışında. İyi çalışıyor ve tiyatro kulübü de hadi arkadaşlarla bir gidelim dedik. Ve hayatımın en unutulmaz deneyimlerinden biriydi. Zaten şey, hani üniversiteyi olabildiğince sosyal geçir. Hani gezdik, dolaştık, şenliklere katıldık. Hani hayatımızda hiçbir zaman şu anda da ondan öncesinde de yapmadığımız kadar eğlendik zaten, ama tiyatro kulübü okulun sağladığı imkanlardan biriydi ve Metin Akpınarlar'ın olduğu bir dönemdi. Onlardan tiyatro ile ilgili fikir almak mucize gibi bir şeydi. Sonra hatta benim bir ara akademik gelecek planıma şey, ben tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji mi okusam acaba? Hani yapabilir miyim acaba'ya döndürdü. Gerçekten kulüpleri oldukça aktif ve faal çalışıyor. Dolayısıyla sosyal olarak da donanım, evet, kazanabilirler diye düşünüyorum. Evet. Bölümümüzün de yine ebelik kulübü adı altında bir kulübü var. Evet, doğru. Burada da yine bütün sınıflardan neredeyse öğrencilerin seçildiği ve gerçekten hem Ebeler Derneği hem diğer ebelerin işte bağlı bulunduğu diğer derneklerle ilişki içerisindeler ve gerçekten sosyal projelerde bayağı yoğun bir şekilde bulunuyorlar. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz bunlarla ilgili. Evet, son sorumuzu yanıtlamak üzere soruyorum hocam. Halen Haliç Üniversitesi Ebelik Bölümünde öğrenci olan ya da öğrenci adayı olan arkadaşlara önerileriniz ne olur? Şu an öğrencilerimizle zaten bir telefon kadar yakınız. Sürekli görüşüyoruz ama mesleği, yani benim akademiye geçme gerekçem uygulamalarla ilgili. O zaman da böyle işte çalışırdık, sen de öylesindir. Hani bu yeniymiş, bu güncelmiş, ya niye bu uygulamayı yapıyoruz diye arada böyle yönelimlerim olmuştu. Ve bu maalesef bazı kurumlarda özellikle taşlaşmış yapıları, protokolleri geçemiyordu. Sonra ben akademiye geçerken dedim ki, ben bunu nasıl değiştirebilirim? Tek başıma burada mı değiştirebilirim? Hayır, bir sürü öğrenciyle bunu değiştirebilirim benim akademiye geçişim. Hala da kliniği daha çok seviyorum. Ve ondan sonra da bir sürü öğrenciye, hani bu başta da bahsettiğimiz vizyon, misyonu edindirerek onlar daha mesleğini ileri götürecekler. Daha büyük bir grup. Aslında biz bir orduyuz. Hani bu orduyla işte daha iyi yerlere götüreceğiz mesleğimizi. Dünya kıstası bizim için. Dünyada çok iyi yerlerde, evet, çünkü bizim mesleğimiz. O seviyeye getirmek için bir grup olmalıyız ve bunu da akademide sağlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bu benim için, bu da benim motto. Ve dolayısıyla hani ne yapabilirim öğrencilere öneri olarak? Mesleğinizi ileri götürün. Evet. Bunun için çalışın. Boş kaldığınızda okuyun. Yaptığınız işi hem mesleki sorumluluk vicdanıyla yapın, hem insani sorumluluk vicdanıyla yapın ve yaptığınız işi bir şekilde sevin. Yani sevmeden olmayacaktır. Ama bunu bizden talep ederseniz, ilk başta başlayan öğrenciler bocalamadı mı? Ben ilk, evet,
Ebeliğe başladığımda kliniği biliyordum ama hemşireliğe ilk başladığımda mesela ilk vakamda düşmüş bayılmıştım ve eve gelip anne ben gitmeyeceğim okula demiştim. Bize gelin, ev öğrenciniz olmasanız bile, burayı tercih etmeyecekseniz bile bir meslektaş adayım olarak muhakkak yardımcı olmak isteriz. İkimiz için de aynı evet, şey geçerli. Kesinlikle. Ben zorlanıyorum hocam, şu beni soğutuyor hocam dediğinizde size bizim mesleğimiz dediğim gibi yelpazesi çok geniş ve sevebileceğiz muhakkak bir alan olacaktır diye kesinlikle düşünüyorum. Şeyi de gerçekten dediğin gibi ben de ilk bütün girdiğim vakalarda bayılmışımdır. Ve şu anki öğrencilerimizden biliyorum hepsi hocam ben çok kötü oluyorum yapamayacağım galiba deyip vazgeçme niyetinde olup düşüncesiyle olup. Sonra doğru da gelip ayakları yere basmayarak. Evet yere basma. Hatta böyle mezun olan öğrencim hocam hani ilk kan aldığımda bayılmıştım hatırlıyor musunuz? Şimdi ne doğumlara giriyorum vesaire diye böyle geri dönüşleri oluyor. Son olarak arkadaşlarımıza, belki gelecekteki meslektaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Ailemizi seve seve kabul edeceğimizi söylüyoruz. Hep birlikte kocaman bir aile olmaya da devam edeceğiz. Evet, Haliç Üniversitesi'nde sizi bekliyoruz.